Egon TV'nin değerli izleyenleri, bugün Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nin kahvaltı etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Başkan Vekili Ali Pala var. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ali Bey, bize bugünü değerlendirebilir misiniz? Güzel bir kahvaltı oluyor. Siz neler hissediyorsunuz? Öncelikle sizler de bu etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 14. dönem olarak ve Sosyal Etkinlikler Komisyonumuzla birlikte bir etkinliğimizde beraberiz pazar kahvaltısında. Tüm üyelerimizle sıkıcı geçen bir pandemi döneminden sonra yaptığımız etkinliklerden en önemlilerinden biriydi. Tekrardan tüm katılan meslektaşlarımıza, tüm üyelerimize, katılmak isteyip de katılamayan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Elbette ki bir araya gelmeye, buluşmaya, konuşmaya, böyle güzel faaliyetlere ihtiyacımız var. Bizim de bu pazar kahvaltımızın ana amacı da buydu. Tekrardan katılım için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki yeni dönemde ne gibi etkinlikler bizleri bekliyor? Var mı planlar? Biraz onlardan bahsedelim. Tabii ki bulunduğumuz etkinlik Sosyal Etkinlikler Komisyonu'nun yönetim kurulu ile birlikte yürüttüğü etkinlikti. Aynı zamanda diğer komisyonlarımız bakım, enerji, iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer bütün komisyonlarımızla ilgili faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili planlamalarımız kabaca yapıldı. Sadece tarih ve gün, lokasyon netleştirme gibi konular kaldı. Onlarla ilgili faaliyetlerimizle yine meslektaşlarımızla bir arada olup toplumumuz için, halkımız için faydalı, bilinçli programlarla bir arada bulunmayı hedefliyoruz. Sayın izleyiciler, şu an yanımızda Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Beycan Tekkoyun var. Beycan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Beycan Bey. Beycan Bey, bu etkinliği bize değerlendirir misiniz? Çok güzel bir etkinlik. Biraz da sizleri dinlemek istiyoruz. Evet, ben iki dönemdir yönetim kurulunda üyesiyim. En önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de üyeyle odamızın kaynaşması, üyelerin birbiriyle kaynaşması. Bu noktada uzun zamandır planlarımız vardı açıkçası. Seçim dönemi, arkasından hava yağış durumlarından dolayı biraz ertelemek zorunda kaldık. Bugün çok güzel bir kalabalık oldu. Öncelikle tabii söze hemen girdik ama babaların da babalar gününü kutluyorum. Ben de bir babayım, çocuklarım da kutladı, o yüzden çok mutluyuz. Aileler bir arada olsun, üyelerimiz bir arada olsun. Biz açıkçası yaptığımız tüm etkinliklerde hep bildiğimiz yüzler geliyordu açıkçası, odayı sahipleniyorlardı. Burada biraz daha geniş kapsamlı olmasını istedik. Çünkü totalde Deniz'de yani 2000'in üzerinde üyemiz var. Yeni yüzler görelim istedik ve bunu bugün o amacına ulaştığımızı görüyoruz. Çok mutlu oldum. Hani zaten kaç gündür bunun heyecanını yaşıyorduk. Odada toplantılar yapıyorduk. Ufak tefek organizasyondan kaynaklı, yani katılımın fazla olmasından kaynaklı ufak tefek sorunlar var ama sağ olsun mekan da bize çok yardımcı oluyor. Onu da çözdük. Çok mutluyuz açıkçası. Hani bu kadar kalabalığı gördük, bir araya getirdik. Siz de bizim yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, şu an yanımızda Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Cüneyt İyiyol var. Cüneyt Bey, etkinlik çok güzel. Çok teşekkür ederiz sizlere öncelikle. Yani çok güzel bir etkinlik olmuş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz siz de bu arada. Çok teşekkürler. Cüneyt Bey, bize bugünü değerlendirir misiniz? Yani çok güzel, kalabalık bir etkinlik. Biz sizin görüşlerinizi merak ediyoruz burada. Ya biz pandemiden beri yani teknik etkinliklerimizi yapıyoruz belli kişilerle ama böyle sosyal etkinlikleri çok fazla yapamıyorduk. Planladığım güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten de katılım güzel oldu. Yani örgütlülüğümüzün bu kadar güçlü olması bizi çok mutlu ediyor hani burada. Teşekkürler. Peki önümüzdeki günlerde de bu etkinlikler devam edecek mi? Var mı planlarınız? Neler yapacaksınız? Ya bizim sosyal etkinlikler komisyonumuz var zaten. Bu işlerle ilgili onlar sürekli planlamalar yapıyorlar. Yönetime sunuyorlar. Bununla ilgili tabii ki belli başlı. Biz zaten kışın çok fazla bu etkinlikleri, sosyal etkinlikleri yapamıyoruz. Biliyorsunuz bizim geleneksel zannemiz bahar pikniklerimiz vardı. Onu bu sene kahvaltı olarak başlattık. Ve tabii bundan sonra da periyodik olarak yaz sonuna kadar değişik etkinlikler yapacağız. Bu arada tabii ki bütün üyelerimizin ben babalar gününü kutluyorum buradan sizin huzurunuzda.